Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Kendisi inşaat mühendisi. Ama donanımları da iyi. Şimdi bu donanımlara bakıp bazı sorular soracağım kendisine. Çünkü bu ülkede biliyorsunuz deprem kuşağında yaşıyoruz ülke olarak. Ve sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bu sıkıntıların sonucundaki can kayıplarını görüyorsunuz. İşte en son Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi. Yani açıklanan rakamlarla açıklanmayan rakamlar birbirini tutuyor mu bilmiyorum. Çok da fazla bu işe girmek istemiyorum ama özetle bir gerçek var. O canlar kurtulabilirdi belki de. Ya da en az zayiatla kurtulabilirdik. Ama işte bazen de hani hep kader kader lafları dönüp dolaşıp duruyor ya, kader değil aslında bakarsanız. Plan, prensip, sistem. Vesaire, vesaire, vesaire. Bilim ışığında ilerlediğiniz zaman başınıza gelecek kaderi de bir şekilde yönlendirmiş ya da düzenlemiş oluyorsunuz. Ferhat Hakan Yıldız, inşaat mühendisi. Ferhat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kadere inanıyor musunuz? Tabii ki. İnanıyorsunuz. Ama bazı şeylerin de kaderden çıktığına inanıyorsunuz, doğru evet. mu? Bilim ışığında bakarsak. Yani siz eğer binanızı sağlam yapmazsanız ya da bilim ışığında binayı düzenlemezseniz, bina çöktüğü zaman ona kader diyebilir miyiz? Kader, tabii inancımız gereği kader muhakkak var ama bunun dışında tedbir de muhakkak. Burada tedbirleri almamız gerekiyor bilimsel çerçevede. Bu nedenle inşaatlarımızı tekniğine uygun, şartnamesine uygun, yönetmeliklere uygun da yapmak zorundayız. Türkiye deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Her yılda depremlerimiz meydana geliyor. İşte İzmir depremini yaşadık, Elazığ depremini yaşadık. Yakın zaman içerisinde işte Maraş depremini yaşadık. Benim de orada deprem ikinci günü oradaydık, görev aldık. Burada tabii tedbirleri almak önemli. Yoksa işte hiç arz etmediğimiz görüntüleri maruz kalıyoruz. Burada tabii yapılar incelediğimizde mühendislik hizmeti almadığını görmekteyiz. Binaların ağır hasar aldığını, özellikle 98 yılı öncesi yapılan yapılarda usta ve kalfa marifetiyle yapıldığını, işte projelerin olmadığını, projelerine aykırı imalat yapıldığını, usta marifetiyle yapıldığını. Ve bu projelerde izin verildiğini. İzin verildiğini. Hatta iskan verildiğini. Görmekteyiz tabii. Evet, 98 depreminden sonra, yaşadığımız Gölcük depreminden sonra yapı denetim 4708 sayılı yapı denetim kanunu yürürlüğe girdi ve bu süreç sonrasında daha nitelikli yapılar yapıldı. En azından mühendislik hizmeti alan, beton kalitesini test edebildiğimiz, demir numaralarının alındığı bir denetim kontrol mekanizması içerisinde yapıların inşa edildiğini gördük. Tabii bundan sonraki 98 sonrası yapılarda bu hasarları daha az görmekteyiz. Ama öncesi için, 98 öncesinin aynı şeyi söyleyemiyoruz. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyona yakın 98 öncesi ağır riskli öngördüğümüz binalarımız var. Şimdi yapı denetim firmalarından bahsettiniz de biliyorsunuz yapı denetim firmalarının 2019'da artık tombala usulü çekilerek evet, veriliyor. Havuz sistemiyle. Havuz sistemiyle. Evet. Tombala diyorum ben ona. Çünkü birisi sonuçta çekiyor. Evet. Ondan önceki dönem, yani biz bunu başımıza 2000-2001 yılında galiba yapım Doğru, denetim firmaları evet. girdi. Geri 19 senelik geçmişte. Orada bir suistimal var mıydı? Yani müteahhitler ya da inşaat firmaları kendi arkadaşlarına, kendi düşüncelerini kabul ettirecekleri firmalara mail etmeleri bu kuralı getirmeye mi zordu? Evet, o aslında o konu süsteman edildi. Biz ticaret usta olarak bunu bakanlık nezdinde gündeme getirdik. Yani müteahhitler ve işverenler, mal sahipleri yapı denetimlerini kendileri temin edip kendileri sözleşme yapabiliyordu. Yani sizin bir müteahhit olarak düşündüğünüzde yaptığınız yapıyı sizin belirlediğiniz ve ücretini sizin ödediğiniz bir firma denetliyor. Bu da çok sağlıklı bir kontrol ve denetim mekanizmasını oluşturmuyor. Sonrasında bizim de taleplerimiz olmuştu bakanlık nezdinde. Bu havuz sistemi getirildi ve bu süreçten sonra artık yapı denetim firmaları, müteahhitler ve işverenler, mal sahipleri tarafından belirlenmiyor. Havuz sisteminde farklı hiç öngörmediğiniz, tanımadığınız, bilmediğiniz bir denetim firması
geliyor. Aslında burada şöyle, yani yapı denetim mevzuatında ciddi eksikler var. Hala var değil hala mi? Hala var. bu durum güncellenmesi gerekiyor yapı denetim mevzuatının. Şöyle ki bir kere yapı denetim hizmet bedeli %1,5 gibi bir orana tekabül ediyor. Yani toplam yapı bütçesini düşündüğümüzde bunun %1,5'luk bir oranında hizmet bedeli alıyor yapı denetim firmaları. Burada bir emlak komisyon bedellerini siz de takdir ediyorsunuz. Biliyorsunuz %3 ile %5 arasında yani bir satış anında. Yasal olarak %4'tür ama %4'ün ikisi alıcıdan, ikisi satıcıdan şeklinde %4'lük bir emlak komisyonu. Ama burada 2 yıllık bir inşaat sürecini düşündüğümüzde 2 yıllık bir işte inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisinin verdiği bir hizmet, inşaatın bütün 10 yıllık betonarme sorumluluğunu alan ve bunu birebir denetleyen, kontrol eden bir firmaya %1,5 gibi çok cüzi bir oranda bedel ödeniyor ve bunun karşılığında da o hizmet alınamıyor. Esasında burada denetim sektöründe yaşadığımız sorun bu. Çok sağlıklı bir denetim yapılamıyor. Sadece betondan betona, işte bizim haftalık beton dökümleri olur inşaatlarda. Betondan betona yapı denetim firması numune gelir, numuneler alır, demir numuneleri alınır. Donatı demir sayısı kontrol edilir. Bu nedenle ne yazık ki çok sağlıklı bir denetim yapılmıyor. Biz de bunu yine sektör olarak gündeme getirdik. Peki o sırada mesela giden denetim elemanı bu mühendis de olabilir, inşaat mühendisi. İnşaat mühendisi genelde inşaat mimar mühendisi. Ve inşaat mühendisleri denetimde bulunuyor. Aldı numuneyi, işim bitti, eyvallah. Dökülme sırasında... Tabii sadece numune almakla bitmiyor. Kalfanın içine su karıştırmasıyla tabii, betonun efsafı neye dönüşür? Tabii yani orada tabii şantiye şefi ve proje müdürü dediğimiz sahada sorumlu uzman mühendislerin de bulunması gerekiyor. Yapı denetim sonuçta tam zamanlı olarak sahada bulunmuyor. Yönetmenimizde ve şartnamemizde bu var. Yapı ruhsatlarında da şantiye şefi imzası, oda sicil numarası, diploma numarası bulunur. Ve sahada tam zamanlı olarak görev almak zorunda ama bu... uygulamada ne yazık ki şantiye şefleri, proje müdürleri tam zamanlı olarak sahada istihdam edilmiyor. İşte burada sadece beton dediğiniz gibi numune almakla bitmiyor. Sonrasında betonun sulanması çok önemli. Bir hafta içerisinde o kürü, beton kürünün sağlanması gerekiyor. Priz dediğimiz olay, evet. Beton prizi. Bir hafta sabah ve akşam betonun sulanması gerekiyor. İşte beton dökülürken vibratör uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Evet. İşte bunların takip edilmesi gerekiyor. İşte betonu su katılabiliyor. Gelen betonun saatini, santralin çıkış saatini takip etmek gerekiyor. Döküm esnasında bir başında, sürü şey değil mi? Yani birçok faktör var. Ama biz sadece dediğim gibi beton numunesine takılıyoruz ama ben her zaman söylüyorum. Bir doktorun ameliyat masası kadar hassas bir işimiz var. Ama biz ne yazık ki işte sahada kalfa ve usta marifetleriyle iş mühendislik hizmeti almadan... Sağlıklı denetim kontrol yapmadan yapılarımızı inşa ediyoruz ve sonunda da hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor. Halbuki çok da böyle şey bir işimiz, detaylı kapsamlı bir işimiz yok ama sistemine, kuralına göre işte doğru bir zemin etüdüyle, doğru bir zemin üzerinde, doğru şekilde planlanmış, tasarlanmış, dizayn edilmiş bir yapıyı sağlıklı bir şekilde inşa edersek, onun kontrolünü, denetim mekanizmasını sağlıklı bir şekilde yaparsak, aslında sağlam yapılar çok kolay bir şekilde üretebiliriz. İşte Japonya'da görüyoruz. Evet. Neden biz yapmayalım? Yani i̇şte, oradaki kader başka, buradaki kader başkaya geliyor aslında bakarsanız. Yani işte evet, o sistemdeki yaşadığımız zafiyetler. Evet. Şimdi siz bir STK temsilcisiniz, doğru mu? Doğru. İTON. Yani. Efendim? İstanbul Ticaret Odası'nın İnşaat evet. Komitesi'nde görev alıyorum. İnşaat Komitesi Başkanısınız. Evet, doğru. Şimdi siz bu saydığınız şeyleri hangi kurumları etkileyerek etiketliyorsunuz ya da söylüyorsunuz ya da gidiyorsunuz, konferans yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz ve düzelme var mı, düzeliyor mu, dikkate alıyorlar mı, ne kadar dikkate alıyorlar? Şimdi biz ticaret dostu olarak sektördeki sorunları bakanlık nezdinde, Çevre Bakanlığı'na, Çevre İl Müdürlüğü'ne gündeme getiriyoruz. Raporlar hazırlıyoruz, bunlarla ilgili çalıştaylar düzenliyoruz. İstanbul Ticaret Odası bünyesinde bununla ilgili seminerler düzenleniyor, toplantılar düzenleniyor. Geçen ben 3. dönem görev yapıyorum Ticaret Odası'nda. İnşaat ve Gayrimenkul İhtisas Komitemiz var. Orada da görev almaktayım. Orada sektörün önde gelenleri, sektördeki mühendis, mimar, proje müelliflerinin olduğu, katılım sağladığı Gayrimenkul İhtisas Komitesi'nde bunları, sektör sorunlarını gündeme getiriyoruz. Bunlarla ilgili çözüm önerilerini
raporluyoruz. Bu raporları da özel şeklinde bakanlığa sunuyoruz. Burada da biz tabii Türkiye'nin en büyük, hatta Avrupa'nın üçüncü büyük odasıyız. 700 bin üyesiyle, 81 komitesiyle. Böyle bir odanın bakanlığa sunduğu bir rapor tabii ki dikkate alınıyor. Yani böyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama tabii sorunlar o kadar fazla ve o kadar büyük ki geçmişten gelen de sorunlarımız var. Yapı stoğumuz ne yazık ki çok kötü. Özellikle 98 öncesi. Burada işin bütçe kısmı da var. İstanbul'da 1,5 milyon binadan bahsediyoruz. 98 öncesi yapılan. Yani evet, 1,5 doğru. milyonluk bir binanın dönüşümü hem zaman olarak hem bütçe olarak. Kaç yıldır tahminen? Yani 5 yıllık bir zaman. Dönüşür mü dönüşüm size 5 için 5 yıllık bir zamana ihtiyaç var. Ama burada tabii ki siyasi iradenin olması, bununla ilgili finansal yöntemlerin Peki, belirlenmesi ikinci önemli. İkinci can alıcı soruyu sorayım. 5 yılda dönüştürebileceğimizi hissettik ve işlere başladık. İstanbul Belediyesi'nin bu konuda çalışmaları var. Yani kredi anlaşmaları falan da var. Yani 650 bin liradan 1 milyon 300 bin liraya çıkartmışlar. Dönüştürülecek olan binalara. Kira yardımları var. Evet, katkı olarak. Yani tabii bedava vermiyorlar. Sonuçta kredi veriyorlar. Sizce bu yükün altından ekonomik olarak kalkabilir mi Türkiye, belediyeler ve şeyler, kişiler? Ya aslında bunu TOKİ nezdinde şu ana kadar yapıldı. Bayağı da bir dönüşüm yapıldı. Ama bunun dışında, yani sadece bu işin bütçe kısmı var. Bir de şu an kentsel dönüşümü uygulayamıyoruz. İşte rantsal dönüşüm deniyor mesela, politik bir söylem aslında. Kentsel dönüşümün önünde ne yazık ki set olan bireyler, kurumlar var. Odaları görebiliyoruz. Halbuki kentsel dönüşüm aslında bu deprem için bir çözüm. Bununla ilgili biliyorsunuz yasa da çıkartıldı. Kira yardımları yapılıyor. İşte iki çoğunluğun sağlanması gibi konularla bu sorunun önü açıldı. Ama şu an devam eden 6000'e yakın mahkemede de davalar var. Bunu biraz fırsata çeviren ne yazık ki şahıslar ön plana çıkıyor ve inşaatın yapımını engelliyor. Yani 7 yıl, 8 yıl binası yıkılıp inşaatı duran ve yapılamayan binaları görebiliyoruz. Yani burada sadece kurumlar değil, bireysel olarak bizler de kendimize bakmamız lazım. Yani işte şahıs olarak itirazlar olabiliyor, kurum olarak burada engeller çıkabiliyor. Müteahhitlik yasası çıkartıldı biliyorsunuz. Daha önce önüne gelen müteahhit olabiliyordu. Şimdi herkes olamayacak galiba. Şimdi mali kriterler, teknik kriterler. Mühendis olması gerekiyor. İnşaat ya mühendisi mimar, olması gerekiyor. Mimar. Teknik kriterlerin olması gerekiyor. Bazı mali ve finansal kriterlerin olması gerekiyor. Böylelikle biraz müteahhitlerimiz. Bir... Yani Laz müteahhitlik tarihe mi karıştı diyorsunuz? Yani o kalfa usta artık yavaş yavaş olması gereken de o. Artık bu işi, işin eğitimini alan. Bu konuda uzman, ihtisas sahibi insanların yapması önemli. Aksi halde işte inşaatlar yarım kalabiliyor. İşte binalarda böyle ağır hasarları görebiliyoruz. Şimdi bakın Kahramanmaraş'ta bir şey gördük. İşte 98 öncesi ya da 99 öncesi binaların yıkıldığını, işte dediğiniz gibi projesi bile olmayan, sadece kalfa usta yardımıyla üretilmiş binaların nasıl çöktüğünü, kolonların yapısında gördük. Yani evet. Siz bir inşaat mühendisi olarak herhalde yani paniğe kapılmışsınızdır. O binalarda evet. İnsanlar nasıl oturdular diye. Şimdi yapı denetim firmaları ne kadar etkin oldu bilmiyorum. Mesela yapı denet, yani dönüştürülmüş binaların da yıkıldığı ya da devrildiğini gördük. Güçlenilmiş binalar. İnsanlar. Ama öte yandan da bir şey gördüler. Ben mesela bir bina gördüm. Bina sapasağlam ve bina yan yatmış. Şimdi burada sorumluluk yapı denetim firmasının olabilir. Denir ki yapı denetim firmasına, sen bu binada işini eksik yapmışsın. Ama baktığınız zaman bina sağlam. Demek ki yapı denetim firması sağlam işini yapmış. Ama öte yandan o binaya yer zemin raporu veren belediye ya da yerel yönetim, orada sorumluluk düşmüyor mu onlara? Yani bu binayı yaparken bir zemin etüdü planı verilmiyor mu ya da raporu verilmiyor mu? O rapora göre inşaat mühendisleri, mimarlar, müteahhit devreye girip binayı üretiyorlar. Şimdi bina eğer yan yatmışsa, ki oradaki açıklamada şu,
zeminde sıvılaşma var. Bu sıvılaşmadan yüzünden de yani bina oynamış sonra yan yatmış. Bir de mesela kullanılan mesela deprem yönetmeliği çıktıktan sonra deprem riski olan bölgelere radyan temel kullanma zorunluluğu getirmişti. Hani fore kazık atamıyorsunuz ama yani belki radyan temel atmanız lazım. Ama burada sorumlulukları nasıl belirleyecek insanlar, hukuk sistemi? Yani oradaki belediyeyi mi suçlayacağız? Sağlam zemin raporu vermediği için ya da o zemin sağlam deyip de müteahhiti kandırdığı için. Çünkü müteahhit niye zarar etsin ki? Niye yıkılacak bir binayı imal etsin ki? Şimdi insan olarak da düşünelim. Evet. Yani birisinin ölmesini istemezsiniz. Binanızın yıkılmasını istemezsiniz. Çünkü geriye dönük işlem yaparlar hakkınızda. Şimdi burada bir inşaat yapı birçok prensipten, disiplinden oluşmakta. Bunun bir ayağı proje üretimi, projenin tasarlanması, dizayn edilmesi. İkincisi uygulanması, üçüncüsü denetim ve kontrol mekanizması. Sonuçta da bina yapı ortaya geliyor. Şimdi burada her disiplin kendi alanı ile ilgili sorumluluğu var. Bir binanın yıkımında birçok faktör sebep olabilir. Burada hatalı proje olabilir. Zemin, hatalı bir zemin veya hatalı bir zemin etüt raporu sonucu olabilir. Projelerin doğru kontrol edilmemesi olabilir. Sağlıklı denetim yapılmamasından kaynaklı olabilir. Yapının doğru bir şekilde inşa edilmemesi, işte burada müteahhitin sorumluluk alanı var. Evet. Yani burada bunların tamamının hepsinin dikkate alınarak yorum yapmak gerekir. Yani sorunları ararken şimdi bakıyoruz müteahhitleri genelde sorun tutuyorlar ama bina işte orada hakimler, bilirkişiler, hasar tespit uzmanları incelemelerde bulunuyorlar. Çeşitli raporlar hazırlıyorlar. Yani bir bütün olarak birçok faktörü dikkate almamız gerekiyor. Yani burada binanın hem emniyetli hem estetik hem ekonomik olmasını arzu ederiz. Yani her zeminde her bina yapılabilir. Ama doğru şekilde tasarlanması gerekir. Yani o zemine uygun bir yapı inşa etmek önemli. Gerekiyorsa fore kazık yapacaksınız. Gerekiyorsa zemin iyileştirmesi yapacaksınız. Enjeksiyon sistemiyle zemin iyileştirilebilir. İşte radye temel sistemi dediğimiz radye temel yapılabilir. Ama burada işte dediğim gibi proje kısmı da çok önemli. İşin yapımı da önemli, denetim de önemli. Bunların bir tanesi aksaması sonucu işte binalar ağır hasar görmekte. Yeni bina da az da olsa ağırlıklı olarak 98 öncesi binalarda görüyoruz ama bunların bir tanesinin aksaması, işte doğru bir proje yapılmaması burada proje müellifinin sorumluluğu ortaya çıkıyor. Doğru bir denetim, sağlıklı bir denetim yapılmaması yapı denetiminin sorumluluğunu ortaya çıkartıyor. Bu projeler sonuçta belediyeye gidiyor. Belediye tarafından mühürleniyor, onaylanıyor. Elektrik, mekanik, mimari, statik projeler. Evet. İmar Müdürlüğü tarafından onaylanıyor. Yapı kontrol tarafından denetleniyor. Bu projeleri onaylayanların da sorumluluğu var. Bu yani binaları, silsile yoluyla herkes tabii, sorumlu aslında. Binaları alanlarda da sorumluluk var. Yani bunu her zaman söylüyorum. Bir araç aldığımızda çok düşük değerlerde ama olsa dahi. O biraz daha masum kalıyor. Çünkü niye bilemezsiniz ki ama şimdi. Ama o bilinçli de olmamız lazım. Neden? İşte bir şimdi, araç aldığımızda Otexpert'e gidiyoruz. Aracın Otexpert'den raporunu hazırlatıyoruz. Ama bir bina alırken ne yazık ki sadece işte mutfağına, banyosuna bakarak daireleri alıyoruz. Güney cephe mi, kuzey cephe mi bizim için önceliğimiz oluyor. Yani yapının orada sağlamlığı. Orada güveniyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu firma güzel binalar işte yapmış. O firmayı araştırmak lazım. Ben 20 yıllık mühendisim. Şu ana kadar kimse bana gelip de ben bir bina alacağım, daire alacağım. Bununla ilgili bir ücret de talep edilmez, etmem de. Kimse gelip bana şu binamızı bir kontrol eder misin? Bu müteahhit kimdir? Bu yapının temeli nasıldır? Bu yapının zemini nasıldır diye kimse sormadı. Ne yazık ki. Yani bu bilinçli de olmamız gerekiyor tüketiciler olarak. Eğer biz bu bilinçle ulaşırsak o zaman müteahhitler de o bilinçli tüketiciye ve müşteriye uygun yapılar üretir. Anladım. Ferhat Bey, bize 3E mühendislik şirketiyle ilgili biraz bilgi verir misiniz? 3E mühendislik şirketi 2006 yılında kuruldu. Bu 3E niye? Emniyet, estetik ve ekonomik. Mühendisliğin anladım. 3 temel şartı. Bu 3 temel şartın olması gerekiyor. Bunları sağladığımızda bir mühendislik yapısı oluşturuyoruz. Aslında ergonomik bir yapı oluşuyor. Buradan esinlenerek ismimizi oluşturduk. 15 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında şubelerimiz var. Ana faaliyet konumuz proje yönetimi ve inşaat, taahhüt.
uzman ve teknik bir kadromuz var bünyemizde çalışan. Ağırlıklı olarak endüstri yapıları alanında faaliyet gösteriyoruz. 2023 yılında nereye dönüşür, nereye doğru evrilir inşaat sektörü? Hani bir inşaat bina stoğumuz vardı. Yeni binalar satamadık. Sonra işte biraz orada inşaat sektörü frene bastı mecburen. Çünkü satamazsınız. Ürettiğinizin anlamı yok. Yani arz talep dengesi anlamında söylüyorum. Şimdi mesela 2023 bu deprem riski oluşan bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Ve bu insanlar ya dönüştürecekler ya da sağlam binalara geçmek çabalayacaklar. Şimdi bakıyorsunuz fay hattının Marmara'nın ortasından geçtiğini biliyoruz. Bunun etkileri ta Sarıyer'e kadar vuracaktır muhtemelen. Ama hani ne kadar uzaklaşırsan o kadar çok daha garanti gibi düşünülüyor. Ama sonuçta zemininiz sağlam değilse size en uçta da vurur bulur yani. Şimdi siz 2023'ü Türkiye olarak öncelikle bir de İstanbul olarak inşaat alanında ne durumda görüyorsunuz? Nereye doğru evrilecek? İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak ön planda. 200 milyar dolarlık bir inşaat hacmine sahibiz. %5'lik bir büyüme öngörüyoruz 2023 yılında. Şu an yıllık ortalama konut satış rakamları 1 milyon 400. Bu 2012 yıllarında 600 bin, 800 bin civarındayken şu an 1 milyon 400 bin rakamlarına ulaştı. Türkiye'deki toplam ihtiyaç, TÜİK'in açıkladığı rakamlar 800 bin civarında ama üretilen konut 550 bin rakamlarında. Şu anki güncel rakam, 2023 rakamlarında. TÜİK'in açıklamasını mı diyorsunuz? TÜİK rakamları bu şekilde. Bunlar da nasıl hazırlanıyor? İşte evlenme, boşanma, öğrenci sayıları, emekli sayıları bu şekilde. Şimdi burada baktığımızda 800 bin ve 550 bin arz talep dengesizliği oluyor. Bu da konut satış rakamlarının birim fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Yani arz talebi karşılamıyor ne yazık ki. Bu da tabii bu müteahhitlik sistemi, ekonomik kriz süreci, Ukrayna savaşı, doğalgaz petrol fiyatlarındaki artışlar bunlar tabii malzeme fiyatlarının artmasına ve inşaat maliyetlerinin de yükselmesine sebep yani oluyor. Yani demirle çimento maşallah var. İnanılmaz bir şekilde artıyor özellikle İstanbul. Dolardan daha iyi artıyor biliyorsunuz. İstanbul bölgesinde evet doların üstünde bir artış var. Bu inşaat maliyetleri artacağında bundan sonraki süreçte öngörüyoruz. Şu anda metrekare şeyleri maliyetleri nedir? Mesela orta segment bir inşaatın metrekare şeyleri nedir? Lüksten bahsetmiyorum. Şu an 13 bin lira inşaat maliyeti 2023 yılı yani için. Yani 600-700 dolar civarında filan mı? Evet, 13 bin TL bölü metrekare, bir metrekare inşaat maliyetini 13 bin lira dikkate alabiliriz. Lüks geçen zaman, seneye göre %70 gibi bir artış söz %70. Konusu. Yani lüks olduğu zaman bu tabii bölgesine göre, işte semtine göre rakam %10-15 azalma ve artış o gösterebilir. İnşaat maliyetlerini siz toprağı da düşünüyoruz, arsayı da mı düşünüyorsunuz? Arsa hariç toplam inşaat maliyeti olarak öngörüyoruz. Buradaki konut satış rakamları da İstanbul'da şu an 50 bin bandında seyrediyor. 50 bin, 60 bin semtine göre, bölgesine göre değişiklik gösteriyor. Tabii bu deprem olması, konut talebi de artıyor. Bu da 2024 yılında da hem konut inşaat hareketliliğinin olacağını ve fiyatların da artacağını öngörüyoruz. Son soruma geldim. İstanbul Ticaret Odası'nda İnşaat Komite Başkanı olarak Türkiye'deki inşaat sektörünün herhalde yetkinliğine inanıyorsunuz. Yani bayağı tecrübe sahibiyiz bildiğim kadarıyla. Bu tecrübelerimizi yurt dışına aktarabiliyor muyuz? Yurt dışından teklifler geliyor mu? Yurt dışında proje yönetimi olarak baktığımızda ne yazık ki istediğimiz seviyede değiliz. %5'lik bir hacme sahibiz. Ama şu anki konjonktürde yurt dışından gelen firmalara hizmet veriyoruz. Yani ağırlıklı olarak baktığımızda son 3 yıldır yurt dışı firmalarına, fon şirketlerine Türkiye'de hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki yıllarda da bunun artacağını öngörmekteyiz. Şu an konut satış rakamları, yabancı konut satış rakamları 65 bin adete ulaştı. Bu 10 yıl önce 10 bin bandındaydı.
Bu da gösteriyor ki Türkiye'ye yabancı talebinin arttığını, işte bu mega projelerle işte finans merkezinin yapılması, işte Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı gibi Türkiye'deki altyapı projelerinin artması özellikle İstanbul bölgesinde hala İstanbul'un cazip olmasına sebep oluyor. Bir de çevredeki tabii bir Berlin'i, bir Londra'yı, bir Paris'i düşündüğümüzde hala o bölgelere geliyor. İstanbul'daki fiyatların, İstanbul sonuçta bir metropol, dünya kenti, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Onlarla mukayese ettiğimizde İstanbul'daki konut satış rakamlarının çok düşük olduğunu, o bölgelere göre düşük olduğunu görüyoruz. Bu da yabancı konut satışının artmasına sebep oluyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bak diyor ki yabancıya konut sattırmayacağız diyor. Hiçbir şey sattırmayacağız diyor. Ya onlar biraz bana biraz siyasi geliyor. yapılabilir yani çok yüksek rakamlar değil. Sonuçta yurt dışından bir para giriyor. Bunu da bir ihracat gibi görmemiz şimdi, gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Siz binayı sırtınıza, bavulunuza koyup dışarı götüremezsiniz. Bina buranın malıdır. Evet. El değiştirebilir ama buranın malıdır. Bu toprakın, toprağın malıdır. Yani o binayı satın almakla siz oranın hükümranını almıyorsunuz aslında. Sadece orada konaklama imkanı sağlanıyor size. Yani konut satışı, yabancı konut satışının şu an dediğim gibi önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörmekteyiz. Bu da tabii fiyatları olumsuz etkiliyor biliyorsunuz. Olumsuz olarak etkiliyor ne yazık ki. Peki. Çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız ediyorum. Için, bilgileri paylaştığınız için. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.